Merhaba maceracılar. Bu bir Black Desert MMORPG duyurusudur. 26 Ağustos 2020 Black Desert güncelleme ayrıntıları aşağıdaki gibidir. Yaklaşık yama boyutumuz 696.85 MB. Etkinliklerimizi bildirmiştik yayınımızın başında arkadaşlar. Termiyan sahilinde balık tutma etkinliği, Delex kimi bekliyorsun? Haşhaş'ın dekorasyon eşyası etkinliği, kumların hükümdarı Haşhaş'ın ön oluşturması ve sonbahar sezonu için hazırlanan etkinlikleri, bunların tamamını yayınımızın başında incelemiştik ve başlıca güncellemeler, yeni karakter Haşhaş'ın ön oluşturması başladı. Haşhaş'ın şöyle boydan bir ekran görüntüsünü görüyoruz. Artık yeni sınıf Haşhaş'ın için ön oluşturma ve özelleştirmeyi yapabilirsiniz. Yeni sınıfın eklenmesiyle birlikte karakter slot genişletme kuponu ile genişletebileceğiniz slot sayısı 21'e yükseltildi. Ayrıca altına tekrardan Haşhaş'ın bu lafı yazılmış: ey kara yıldız, cennetin yolunu bizlere açasın. GM notuna gitmek isterseniz buradan bağlantıya tıklayarak Haşhaş'ın ön oluşturmadaki ve Haşhaş'ın tanıtımındaki GM notlarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve sonbahar sezonu ön oluşturmasıyla alakalı notu da inceleyelim. Black Desert dünyasına dahil olan ikinci sezon sunucusu sonbahar sezonunda ön oluşturma başladı. Karakter oluşturma penceresi üzerinden sonbahar sunucusu karakterini ön oluşturma yapabilirsiniz. Sezon için karakterinizi Haşhaş'ın seçip köşeden sezon karakteri olarak işaretleyip ismini yazıp kaydettiğinizde hem Haşhaş'ın ön oluşturmasına hem de sezon ön oluşturmasına katılabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Başlıca güncellemeler: yaz sezonu sona erdi. Yaz sezonu mezuniyet süresi sona erdi. Black Desert ilk sezonu sona erdi. Pek çok eksikleri ve kafa karıştırıcı noktaları olmasına rağmen çok sayıda maceracının sunucuya gösterdiği ilgi sayesinde yaz sezonu sunucusunu en iyi şekilde tamamlayabildik. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için tekrar teşekkür ediyoruz. İlk sezon deneyiminizi yaşarken yeni maceracıların zevk aldıkları veya zorlandıkları noktalar konusunda çeşitli veriler de toplayabildik. Elde ettiğimiz bu veriler ışığında gelecek sezonlarda da her zaman olduğu gibi bu tespitleri göz önünde bulundurup sizlere daha iyi bir oyun ortamı oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğimiz konusunda söz veriyoruz. İlk sezon sunucusuna mezun olan tüm maceracılara bir kez daha teşekkür ediyor ve yeni sezon sunucusunda da heyecan verici yolculuğunuzun devam edeceğini umuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir not olmuş. Mezuniyet süresinin sona ermesiyle birlikte 26 Ağustos çarşamba bakımına kadar normal karaktere geçiş yapmayan karakterler otomatik olarak normal karaktere dönüşürler. Otomatik olarak normal karakterlere dönüşen maceracılar Fugar'dan alacakları sezon Fugar'ın özel hediyesi görevini yaparak anılarla dolu hediye kutusu ödülünü elde edebilecekler. Ve tuvala dönüştürme taşını kullanmadığınız tuvala ekipmanları normal ekipmanlara dönüşene kadar zamana sindi kara taş ve arınmış sihirli kara taş aracılığıyla yükseltebilirsiniz. Ancak geçiş yapmadan önce tuvala ekipmanlarını kullanamazsınız. Sadece açıp yükseltmelerini yapabilirsiniz. Ve yaz sezonu sunucusunda mezun olma süresinin sona ermesiyle birlikte maceracılar tarafından kabul edilmiş aşağıdaki görevler silindi. Sezon Fugar'ın günlük takas senin vaktin benim vaktim görevi. Sezon sunucusuna ilişkin geri kalan görevler gördüğünüz üzere artık
kabul edilmiş olsa bile sunucudan kaldırıldığı için sizin karakterinizden de silinmiş oldu. Ancak sezon sunucusu mezuniyet daha geniş ve çetin bir dünyaya doğru görevini tamamlamamış olan maceracılar bu gardan ilgili görevi tekrar alabilirler. Henüz tamamlamadıkları için güzel. Yaz sezon sunucusunda mezun olma süresinin sona ermesiyle birlikte bazı görevler yeniden düzenlendi. Sezon sunucusu mezuniyeti seçim dönüm noktası görevi artık kabul edilmeyecek ve sezon sunucusu mezuniyeti daha geniş ve çetin bir dünyaya doğru görevinin görev diyalog metni ve özet içerikleri düzenlenmiş. Bugar'ın kendini tanıttığı metin artık sadece sezon sunucusundan mezun olan maceracılara görüntülenemeyecek. Bir sonraki sezon başladığında bir sonraki sezon başladığı zaman yerleşim desteği dünyaya alışmak görevini sezon bitimine kadar karakter dönüşmeden önce kabul edemezsiniz. Bir sonraki sezon başlamadan önce yerleşim desteği dünyaya alışmak görevini tamamladığınızda sezondan bağımsız olarak kalan görev dizisine devam edebilirsiniz. Peki. Ancak Fugar'a 40 günlük yolculuk görevlerinin 26 Ağustos çarşamba bakımından sonra da devam edebilirsiniz. Tamamlanma süresi duyuru aracılığı ile sonra tekrardan güncellenecekmiş. Ve başlıca güncellemeler beste içeriğinin yeniden düzenlenmesi ve gizemli enstrüman dükkanı. Birisi aşağıdaki kıtaların her birinde bir müzik enstrümanı dükkanı kurdu. Söz konusu müzik enstrüman dükkanı henüz açılmadı. Ancak birçok şeyi buranın müzisyen ve performans yeteneğini uyandıran bir öğretmen olan ünlü gezgin Artina'nın dükkanı olduğunu söylüyor ya da varsayıyor. Çok iyi. Kalpion Kaya İskelesi, Valencia, Ankado İş Limanı, Kamasi ve Flondor Gölü ve Odeita ve devam edelim şuradan. Bilgilerin penceresinde görüntülenen performans sıralaması tüm aile ile paylaşacak şekilde birleştirildi. Bu çok güzel bir güncelleme. Geçmişte mesela daha fazla nota kaydedebilmek için düzenleme yaparken daha fazla bir uzunlukta beste düzenlemesi yaparken ya da var olan bir şeyi not alarken mesela bazen sıkıntı yaşayabiliyordu, yeterli gelmiyordu orası ama artık şu zamandan sonra gördüğünüz üzere yapılan değişiklikle birlikte ailedeki bütün karakterlerinizin mevcut levelleri toplanıp ortak bir aile performans değeri oluşturulacak ve bundan sonra bütün karakterlerinizde örneğin Shai'de günlük performans puanınızın seviyesini arttırmak için A seviyesine ulaştınız diyelim. Başka bir karakterinize, hiç o görevlere bile başlamamış bir karakterinize geçtiğinizde onun seviyesi de artık bu aileye bağlı bir şey olduğu için daha yüksek olacak. Anlayacağınız üzere. Ve C seviyesinde bir karakteri sahip olan oyuncular için ailelerindeki tüm karakterleri CX seviyesinde başlayacaktır. Aynı ailede farklı performans XP'lere sahip olan birden fazla karakter olması durumunda karakterlerin biriktirdiği performans XP'lerin tümü toplanarak performans sıralamaları görüntülenir demiş. Ancak günlük performans görevleriyle en fazla bir kez doğrudan performans XP elde etmeniz gerekmektedir. Toplanan performans XP maksimum C seviyesini geçemez demiş. Performans sıralamasını tüm aile paylaşacak şekilde birleşmesinden dolayı daha önce performans yapmayan karakterlerin
Beste notaları ve ölçüleri aile sıralamasına uyarlandı ve beste özelliğine kısıtlamaları hafifletildi. Bestelediğiniz notaları düzenleme içeriği seçeneği eklenmiş. Notaları paylaşırken notan düzenlemesi özelliğini kapatırsanız diğer oyuncular onu alıp düzenleyemiyorlar artık. Devam edelim. Devam edelim. Nota düzenleme kısıtlaması yapılan notalar indirildiğinde yeniden paylaşılamaz ve düzenlenemez. Yalnızca çalınabilirler. Ancak yukarıda belirtilen özellik uygulanmadan önce müzik albümüne kaydedilen notalar düzenlenilebilir. Besteciler kendi müzik notalarını düzenleme iznine bakılmaksızın her zaman notaları düzenleyebilir ve paylaşabilirler. Ancak besteci notalarını düzenleme izni olmadan paylaşırsa nota indirildiğinde diğer kişiler tarafından düzenlenemez. Altını çizmemiz gereken oyundaki performans puanları ve onun seviyesiyle alakalı güzel bir güncelleme notuydu. Eklemeler ve düzeltmeler. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Bir saatimizi doldurduk. Bayağı bir zaman geçmiş. Seriden şurayı da inceleyelim. Sonra da yama notlarımızı bitirelim. Ekleme ve düzenlemeler, içerik, beste penceresi %100 büyümüş durumdayken beste yapıldığında oluşacak aşağıdaki sorunlar düzeltilmiş. Notaların normal bir şekilde etkinleşmesi, oynatma çubuğunun istenen konuma yerleştirilememesi ve seçim modunda notaların seçilmemesi veya taşınamaması. Hataları düzeltilmiş arkadaşlar. Savaşçı dengelemeye konusunda sınıf incelemelerini yapmayacağım. Savaşçı, okçu, vahşi, Musa, mistik, kara şövalye, lan, şayi sınıflarında güncellemeler mevcut. Bu sınıfları oynayan arkadaşlarımın girip şiddetle sayfadan kendi sınıflarına ne gelmiş, ne olmuş falan filan diye şöyle bir incelemeleri tavsiye ediyoruz. Ve eşya güncellemeleri, çöl kamuflajı veya trayant kamuflajı kıyafetlerinin 4 set etkisiyle ilgili açıklamalar daha ayrıntılı olacak şekilde düzenlendi diyor. Devam edelim. NBC arka plan ses güncellemeleri, Karga Tüccarlar Birliği Vekili Fugar, Trend, Ankado İş Limanı ve Abun köylerinde de artık görünecek. Trend, Ankado İş Limanı ve Abun. Artık Fugar'ı oralarda da görebileceğiz. Görev bilgi düzenlemeleri, karakterlere göre çeşitli inci kıyafetleri 7 gün elde edebileceğimiz yeni bir çağın başlangıcı görevi eklendi. Daha önce yine aynı şekilde karakterinizle tamamlamış olsanız bile Valencia görev serisini kararınız çağırdığınızda bu görevi görüyorsunuz. Bütün karakterler için ayrı ayrı yapılabilir bir görev. Yani hangi sınıfı oynarsanız oynayın onun 7 günlük kullanabileceğiniz bir premium kostüm kutusu buradan alınabilecek karar görevlerinde ödül olarak seçebiliyorsunuz. Kostümlerin tamamı orada işte isimleriyle birlikte yazılı. Hangisini orada 7 gün boyunca kullanmak istiyorsanız seçip direkt görevinizi tamamladığınızda Kararuh'tan ödülünüzü alıyorsunuz bilginize. Bu görev Valencia seçim Shazza'nın vasıfları ve Barha'nın gücü
Mamea'nın hırsı ve Saya'nın ilgi alanı görevleri arasından bir görev tamamlandıktan sonra yapılabilir. Herhangi bir tanesini yaptıktan sonra direkt alabiliyormuşsunuz. Hedef görevleri tamamlamış olan maceracılar karar aracılığıyla görevi alabilirler. Karabalıkçının arkasındaki akıl görevi yapılırken parşömen kullanma yerine karayarık aracılığıyla canavar çağrılacak şekilde değiştirilmiş. Ve karayıldız silahsı üretim görevleri hedeflerindeki yazım hataları düzeltilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arayüz düzenlemeleri ve arayüzle alakalı güncellemeler. NPC ile sohbet ederken miktar giriş penceresine hızlıca giriş yapıldığında NPC işlevlerinin kısa yol tuşunun aynı anda etkileşmesi düzeltilmiş. Yeni ince eşyaları elde edildiğinde ince envanteri butonu eklenmiş. Yanı sıra yeni elde edilen görevli eşyaları vurgulamak için herhangi bir görünümde görüntünün de eklendiği yazılmış. Beceri penceresinde beceri birleşim sekmesinin şifreme ve ile beceri sıralaması yapılabilecek şekilde geliştirilmiş ve eşya yağmalama penceresi maksimum 24 saat görüntülenecek şekilde düzenlen pardon 24 eşya görüntülenecek şekilde düzenlenmiş. Görev ayarları penceresi yeniden düzenlenmiş ve sistem düzenlemeleri ikinci bir şifre giriş ekranında şifre girişi yapıldığında göz simgesi parola görünür olduğunda kapatılacak ve parola gizlendiğinde açılacak şekilde değiştirilmiş. Peri bilgisi arayüzündeki mucizevi neşe becerisini otomatik pot kullan olarak ayarlandığında ayarlanan potların tümü tüketildiğinde bile ayarın sıfırlanmayacağı şekilde değiştirmişler. Çok rahatsız edici bir şeyi çözmüşler. Güzel. Ellerine sağlık. Ve karakterin seslerin mesafeye göre doğal çıkacak şekilde iyileştirildi. İnci dükkanı güncellemelerinde bekleme hareketinin özel duruşa ayarlanma sorun düzenlenmiş. Lan'ın bir kostümüyle alakalı düzenleme ve son olarak savaş dış pozisyonda kıyafetin her bir parçası seçilirken kamera açısının seçilen diğer alana taşınması sorunu düzeltildi. Tamam. Bununla birlikte arkadaşlar 26 Ağustos Yaman Otları incelemesi İnci Market ve etkinlik incelememizin sonuna geldik. Eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haşhaşinizi sezon karakteri olarak oluşturmayı unutmayın arkadaşlar. Ödülleri güzel. Oradan minnak minnak ödüllerimizi almak için Haşhaşin'i hem ön oluşturma yapacağız hem de sezon karakteri olarak o oluşturmamızı tamamlayacağız. Ayrıca gerçekleştirmiş olduğunuz karakter özelleştirmesini stil albümüne kaydedip paylaşımı açmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bizlik bu haftalık bu kadar. 26 Ağustos güncellemesinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sonbahar sezonu başladığında güncellememizle birlikte tekrar burada olacağız. İyi geceler, hoşça kalın arkadaşlar.